Yukarıdaki paragraf aşağıdaki cümlelerden hangisiyle devam ettirilebilir? Başarılı bir hayat istiyorsanız beyninizi başarıya götürecek bilgilerle beslemelisiniz. Beyninize hangi konuda çok bilgi girerse o konuda daha çok fikir çıkar. Her kelime kendisiyle ilgili çağrışım zinciri çalıştırır. Neyi çok düşünürseniz kafanızda o çoğalır. Kafanızda çoğalan beyninizden taşıp hayatınıza da yayılır. Korku da, cesaret de, tembellik de, gayret de hayatınızda böyle büyür. Evet, şimdi sırasıyla şıkları getirelim cümlemize. Olumsuzluk içeren ifadeler hayatınızı karartır. Evet, burada olumsuzluk diye ifade edilmiş ama yukarıda cesaret var, gayret var. Bunlar da olumlu ifadeler. Dolayısıyla A seçeneği olmaz. B'ye bakıyorum. Bundan dolayı bir işe girişirken daha cesur olmalısınız. Evet, cesaret ifade eden bir şey söz konusu değil yukarıdaki parçada. Dolayısıyla bununla da devam edemez. C, korkuyu hayatınızdan çıkarıp atsanız daha iyi olmaz mı? Sadece korku ifadesi yok. Cesaret var, tembellik var, gayret var. Dolayısıyla C seçeneği de eksik. D'ye bakıyorum. Tembellikle ilgili beyninizdeki bütün verileri siliniz. Evet. Yine tek bir ifade üzerinde durdu. O da tembellik. Dolayısıyla bu seçenek de olmaz. E seçeneği bedeninizi beslediğiniz gibi beyninizi de besleyin. Evet, ilk cümlemiz de bu şekilde başlıyordu sanırım. Başarılı bir hayat istiyorsanız beyninizi başarıya götürecek bilgilerle beslemelisiniz. Dolayısıyla E seçeneği bu cümleye uygundur. Bu cümlenin sonuna getirilebilir. Doğru seçeneğimiz bu yüzden E seçeneğidir.